Anne, acil çıkmam gerekiyor. Sence nasıl gözüküyorum? E normal, her zamanki gibi Şakir'sin işte Şakir. Hayırdır, bugünün anlam ve önemi nedir acaba? Okulda fotoğraf çekimi yapacağız. Çok güzel gözükmem lazım. Hem temiz hem bakımlı olmam gerekiyor. Çünkü bunu bir ömür boyu saklayacağım. Canan nerede? O resim çekilmeyecek mi? Canan, hadi çabuk ol, geç kalıyoruz. Geldim işte. Ay maşallah maşallah. Çok tatlısınız. İkiniz de çok güzel gözüküyorsunuz. Anne, doğru mu söylüyorsun? Üstüm başım güzel mi? Başka şey mi giysem yoksa? Yok Canan, gayet iyisin. Peki kaçta geleceksiniz? Bugün okulda fazla oyalanmayacağız anne. 2-3 ders yapacağız. Ondan sonra evdeyiz işte. Hadi Şakir, hadi. Sohbet etmeyi bırak. Bir an önce çıkalım. Peki fotoğrafçı nereye gelecek? Öğretmen söyledi ya Canan. Hemen okulun girişinde 1. katta olacaklarmış. Hadi yürü gidiyoruz. Hoşça kal anne. Bay bay. Ay aklıma kendi okul günlerim geldi. Ne kadar heyecanlanırdık. Bir resim çekiliyor diye ortalığı velveleye verirdik. Hele bir keresinde kurdelesiz gitmişim okula. Aksilik bu ya, o da resim günüymüş. Tüm arkadaşlarımdan istedim ama bir kişi bile bana kurdelesini vermedi. Hainler, hala affetmiyorum sizi. Hala. Ay neyse, sinirlenme kaldı, kendine gel. Ben ne yapacaktım? Kahve. Hadi evladım, şimdi sırayla bir bir kameranın karşısına geçiyorsunuz. Ondan sonra bir gülümseme, bir poz verip sırayı arkadaşınıza bırakıyorsunuz. Daha yüzlerce çocuk var. Lütfen biraz yardımcı olun. Biliyor musunuz, ben resim çektirmeye bayılıyorum. Ben de resim çektirirken gözümü kırpmayı düşünüyorum. Saçmalama Sercan. O zaman gözün kapalı çıkarsın ve bu hiç güzel bir poz olmaz. Şakir'le Canan nerede? Geldik efendim. Ben de geldim müdürüm, ben de geldim. Çocuklar niye böyle geç kalıyorsunuz? Görmüyor musunuz ne kadar çok işimiz var? Hadi çabuk sıraya girin. Fotoğrafçı beyefendi, isme göre mi devam etsek yoksa öğrenci numarasına göre mi? Efendim ben hallederim, siz hiç merak etmeyin. Gidip işinize gücünüze bakabilirsiniz. Ya gerçekten mi? Aa, çok iyisiniz ha. Teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Hoşça kalın. Çocuklar amcanızı üzmeyin bakayım. Ay Şakir, çok heyecanlıyım he. İnşallah güzel çıkarım. Ben de öyle umut ediyorum Canan. Arkadaşlar bir sessizlik. Öğrenci numarasını veya ismi karıştırmayalım. Bence direkt sağdan başlayalım diyorum. Hadi bakalım. İlk olarak pembiş kız. Gel senin resmini çekelim. Ama efendim. Ben hiç çekilmese miydim acaba? Tuvalete girip saçımı başımı mı düzeltseydim, ne yapsaydım bilemedim ki. Dergi kapağı hazırlamıyoruz, merak etmeyin. Öğrenci vesikalık resmi sadece. Canan, adımı kızdırma bence. Hadi ben çekiliyorum. Sana kolay gelsin. Tamam cici kız. Şöyle karşıya geç bakalım. Geçtim efendim. Böyle iyi mi? İyi evladım, iyi. Baş dik, gözler karşıya. Ay evladım, ne oldu şimdi? Niye düştün durup dururken? Kusura bakmayın efendim. Heyecandan elim ayağım birbirine dolandı. Evladım tüm söylediklerimi unut. Bana bak yeter. Bakıyorum. Amca, şşt, duyuyor musun beni? Evladım tamam çekiyorum. Tamamdır. Çektim. Sıradaki öğrenci gelsin. Peki sonuçları ne zaman alırız acaba? Ben doktor muyum? Tahlil sonuçlarını dağıtıyorum burada. Hayır yani, ne zaman görebilirim resmimi demek istemiştim. 2 güne ben müdürünüze teslim ederim, hiç merak etmeyin. Şakir ya, hiç güzel çıkmadın biliyor musun? Nereden biliyorsun Canan? Gayet güzel durup poz verdin işte. Bence kesin gözün kapalı çıkmıştır, kesin. Sıradaki gelsin. Ben karşıya bakmak istemiyorum. Gözüm kapalı çıkmak istiyorum. Olmaz, müdürünüz kızar sonra. Biyometrik resme göre yüzün bütün hatlarının çıkması gerekiyor resimde. Üf tamam ya, size bakıyorum. Oldu mu? Kıpırdama evladım. Çektim. Canan, sıra bana geldi galiba. Başını dik tut, şapkanı düzelt, omuzların gergin olsun ve tam karşıya bak. Dediklerimi unutma sakın, sonra pişman olursun he. Tamam Canan, anladım. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Evladım niye bu kadar çok bekletiyorsunuz? Öbür sınıfa geç kalacağım sizin yüzünüzden. Evet tamam, duruşun çok güzel. Karşıya bak. Üf ya, kimse fark etmiyor. Kaç gündür burada asılı kaldım. Bir Allah'ın kulu, Birgit amcam da nerede demiyor. He işte, Şakir geliyor. En iyisi şu arkamda sakladığım gözlüğü onun gözüne takayım da beni görsün. Çektim, bitti. Ama bu biraz çabuk olmadı mı ya? Acaba bir kere daha mı çekseniz? Her öğrencinin sadece bir hakkı var. Sıradaki gelsin. Hadi gösterin bakalım. Resimleriniz çıkmıştır artık. Evet anne, evet. Yalnız daha ben bile bakmadım. O kadar söyleyeyim yani. Meraktan çatlıyorum şu anda. Ya ben pek emin değilim he. Sanki 2-3 kere çekse ne olurdu? Acaba güzel çıktım mı, çıkmadım mı? Bir sürü korkularım var.
Hatta gece kabuslarıma girdi. Canan ya, bir tane vesikalık resim altı üstü. Niye bu kadar kafana takıyorsun ki? Ben de çok büyüttüm anne. Düşünsene, ya ileride bir tane karneli resim icat etseler ve bu resimler bizim karnemize basılsa? Yani çocuklarımıza bile göstereceğimiz bir anda olacak. Kabus gibi. Ama şu anda öyle bir uygulama olduğunu sanmıyorum Şakir. Takmayın kafanıza. Hadi gösterin bakayım. Tamam anne, hemen gösteriyorum. İşte burada. Ver bakayım Canan. Benimki de burada anne. Canan çok cici çıkmışsın. Beğendim. Aferin benim kızıma. Hadi anne benimkine de bak, merak ediyorum. Tamam Şakir, hemen bakıyorum. Şakir, sen niye gözlük taktın oğlum? Ayrıca bu gözlüğü nereden buldun? Ne gözlüğü anne ya? Ben gözlük falan takmadım ki. Hani bakayım resme. İnanmıyorum. Bu da ne böyle? Nasıl böyle bir şey olabilir? Unuttun mu acaba? Bir arkadaşından falan ödünç mü almıştın? Yok anne yok. Gözlük falan takmamıştım ki. Değil mi Canan? Aa, ben de çok şaşırdım gerçekten. Nasıl böyle çıkmışsın peki? İmdat, kurtarın beni. Mirket'in sesi değil mi bu? Niye beni kurtarın diye bağırıyor? Ben hemen camdan bakıyorum anne. İmdat, Şakir, Kadriye, Remzi, çabuk camı açın. Atlamam gerekiyor. Mirket amca, gözlerinden tanıdım. Ne oldu sana böyle? Şakir, bırak şimdi bana ne olduğu. Çabuk camı aç. Çekil. Mirket, ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Aa, o elindeki okulda çektirdiğim resim değil mi? Çok güzel çıkmışsın Şakir. Evet ama bir sorun var Mirket amca. Ben o gözlüğü takmadım. Ama gözlüklü çıkmışım. Ben taktım o gözlüğü sana Şakir, ben. Çünkü beni kimse görmüyordu. Belki o gözlükler gözünde olunca başını kaldırırsın da beni görürsün sanmıştım. Ama yine bir işe yaramadı. Fotoğraf makinesiyle birlikte gözlük de yok oldu. İnanmıyorum Mirket amca. Bu anlattıkların gerçek mi şimdi? Mirket, niye peki böyle kılıktan kılığa giriyorsun? İsteyerek olmadı tabii ki Kadriye. Bir icadım elimde patladı diyelim. Avizeye dönüştüm. Ondan sonra bir şekilde yere düştüm. Düşünce de su dolu fanusa dönüştüm. Az kaldı kediler beni yalayıp yutacaklardı vallahi he. Zor kurtuldum ellerinden. Peki Mirket amca, ne zaman normale dönmeyi düşünüyorsun acaba? Keşke düşünmekle olsaydı Şakir. Tam 3 gündür bu haldeyim. Ay söyle Mirket, ne gerekiyorsa yapalım. Araştırmalarıma göre bir gece daha böyle değişik geçirdikten sonra normale döneceğimi düşünüyorum. Kadriye, izin verirseniz bu gece burada kalabilir miyim lütfen? Ama umarım Necati gelince seni su diye yutmaz. Remzi. O ses ne? Yoksa Necati mi geliyor? Hayır. Mirket'in sesini duydum sanki. Evet, gerçekten de Necati abi geliyor anne. Mirket amca bildi yani.